Washington'dan yaptığımız VOA Türkçe EkoTürk ortak yayınından herkese iyi akşamlar. Türk-Amerikan ilişkilerini derinden etkileyecek bir konu. Türkiye'ye sevkiyatı devam eden S-400 füze sistemi ve bugün Beyaz Saray'da önemli bir toplantı yapılacak bu konuda. Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan haberleri sizlere Washington'dan VOA Türkçe servisi olarak aktarmayı sürdürüyoruz. Washington, New York, Londra, Paris bağlantılarımızla bugün karşınızda olacağız. İlk konumuz S-400 krizi ve Washington'da yapılacak biraz önce bahsettiğim önemli toplantı. Trump, Cumhuriyetçi senatörlerin nabzını ölçecek. Toplantıdan neler bekleniyor? Yaptırımlar konusunda Kongre baskısını hissedecek mi Trump, yoksa Cumhuriyetçi senatörleri yaptırım olmaması için ikna mı edecek? Begüm Dönmez Ersöz önemli toplantı öncesi durumu değerlendirecek bize. Yarın eski özel yetkili savcı Robert Mueller Temsilciler Meclisi'nde iki ayrı komisyonda üyelerin karşısına çıkıyor. Dilge Timoçin de bu önemli buluşma öncesi Washington'dan beklentileri bize aktaracak. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'ü ayıran duvara yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlere ait bazı evleri yıkmaya başlaması dünya kamuoyunda tepkilere yol açıyor. Birleşmiş Milletler, İsrailli yetkililerin bu davranışını üzüntüyle takip ettiklerini ve bu hareketin uluslararası insan hakları kanunlarına aykırı olduğunu kaydetti. Aslı Pelit, New York'ta Birleşmiş Milletler binasında ve Birleşmiş Milletler'den gelen tepkiyi bizlere aktaracak. Avrupa'da neler oluyor? İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson olması bekleniyor. Kimdir Boris Johnson ve başbakan olması Türkiye ile ilişkileri nasıl etkiler, Brexit'i nasıl etkiler? Bunu Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz bize Londra'dan aktaracak. Paris'te her zaman olduğu gibi Arzu Çakır bizi bekliyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yeni parlamento eski Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i Avrupa Komisyonu Başkanı seçmişti. Ve von der Leyen Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Ne konuşuldu bu toplantıda, o konudaki gelişmeleri de Arzu Çakır anlatacak. Bugün 23 Temmuz 2019 Salı, ben Serdar Cebe, Stüdyo VOA başlıyor. Biraz önce de söyledim, S-400 krizi sonrasında Washington'da bugün önemli bir toplantı yapılıyor. Trump, Cumhuriyetçi senatörlerin nabzını ölçecek. Bu toplantıdan neler bekleniyor? Yaptırımlar konusunda Kongre baskısını Trump hissedecek mi? Begüm Dönmez Ersöz stüdyoda konuğum, ona soracağım. Begüm, hem bu konu hem de James Jeffries'in Türkiye temasları var. İstersen James Jeffries'den başlayalım. Artı senatörlerin Beyaz Saray'a gidecek olmasından devam edelim. Şimdi aslında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffries'in Ankara temasları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Kritik görüşmeler arasında o vardı. Şimdi James Jeffries'in tabii sorumlu olduğu dosya Suriye dosyası. Fakat bir süredir Türkiye'nin S-400 parçalarını teslim almaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yapabileceği olası bir operasyonla S-400 sebebiyle Amerika'dan gelecek yaptırım adımları arasında bir ilişki kurulmaya başlandı. Yani şöyle bir doğrudan dillendirilmeyen ama üzerinde durulan bir seçenek. Amerika'dan S-400 konusunda çok sert bir yaptırım adımı gelirse Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'ye yönelik bir askeri harekat yapabileceği üzerinde duruluyor. Dolayısıyla Türkiye bunu bir süredir belki de Amerika ile bu yaptırımlar konusundaki pazarlıklar bağlamında masada bir kart olarak tuttuğunu söylemek mümkün. Şimdi James Jeffries'in temaslarında Amerikan tarafının masaya yeni bir takım teklifler getirdiği haberi yansımıştı dün ajanslara. Hatta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dedi ki eğer güvenli bölge kurulamazsa buraya bir operasyon düzenleneceğinin sinyalini verdi. Şimdi güvenli bölge konusunda taraflar arasındaki anlaşmazlık hep daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Bu güvenli bölgenin derinliğinin, kapsamının ne olacağı meselesi. Amerika biraz daha kısıtlı tutulsun istiyor. Türkiye'de hem daha geniş bir güvenli bölge oluşturulsun hem de doğrudan Türk askerinin görev alabileceği bir güvenli bölge oluşturulmasını istiyor. Dolayısıyla şimdi
Bir yandan S-400 meselesi karşılığında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenleyebileceği olası bir operasyon meselesi ki son zamanlarda malum sevkiyat yapılıyordu sınıra. Bu da Türkiye'nin operasyona hazırlandığı yönünde somut bir işaret olarak değerlendirilmişti. Şimdi bakalım James Jeffrey'nin Ankara temaslarından sonra yol alınabildi mi güvenli bölge konusunda? Yani çünkü alınamadıysa... Amerika burada... Politika mı değiştiriyor Suriye politikasında? Yani Türkiye'nin istediği politikaya biraz daha mı yaklaşıyor S-400 kartına karşı, oradan gelecek tepkilere karşı? Şöyle denebilir belki. Hı hı. Şimdi Amerika'nın tek taraflı olarak Suriye'de YPG'ye karşı Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı durduğunu her zaman ifade etmişti Amerika tarafı. Çünkü malum IŞİD'le mücadelede YPG Amerika'nın işte ortağı. Dolayısıyla orada IŞİD'le mücadelenin aksamaması ya da IŞİD'in geri gelmemesi için böyle bir argüman öne sürüyordu Amerika. Şimdi dün bizim de özellikle bu S-400 ve Suriye'nin kuzeydoğusunda olası operasyon konusunda görüşüne başvurduğumuz uzmanlar şunu ifade ediyorlar. Onlara göre bu noktada gelinen şu aşamada Türkiye tarafından Suriye'ye yapılacak, YPG'ye yapılacak askeri operasyon biraz kaçınılmaz gibi görünüyor. Yani şu aşamada operasyon yapılırsa bu şaşırtıcı bir şey olmayacak. Hatta German Marshall Fund Ankara direktörü Özgür Ünlü Hisarcıklı ile bir röportajımız olmuştu bu konuyla ilgili. O da demişti ki herhangi bir duyuma dayanmadan ama kendi tahminince ben de James Jeffrey'nin Türkiye'ye olası bir operasyonu engellemek için değil de operasyonun kapsamını konuşmak için gittiğini düşünüyorum demişti. Dolayısıyla eğer Türkiye Çavuşoğlu'nun dediği gibi güvenli bölge konusundaki beklentileri karşılanmazsa ve Amerika ile bu yaptırım konusunda da yol alınamazsa operasyona doğru gidiliyor gibi bir tablo var. Tabii iki konuyu ayırmamak lazım. Gelelim S-400 konusunda bugün Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya. Ne bekleniyor bu toplantıdan? Şimdi Amerika saatiyle 4'te, Türkiye saatiyle gece 23'te bir grup Cumhuriyetçi senatörle görüşecek Trump. Şimdi Trump'ın Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle CATSA bağlamında, yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında yaptırım getirilmesine çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Bugüne kadar yaptığı açıklamalarda hep Obama yönetimini suçlayarak, onu hatalı bularak, özellikle Türkiye'nin Patriot karşısında S-400 alımında Obama yönetiminin süreci iyi yönetmediğini söyleyerek Türkiye'nin tezlerine bir anlamda destek vermişti. Fakat tabii ki Kongre yönünden gelen çok ciddi bir baskı var Trump'ın üzerinde ki mevzu bahis Rusya olunca Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde gayet anlaşabildiği, uzlaşabildiği bir konu bu konu Kongre içerisinde. Dolayısıyla bugünkü toplantıda Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlardan muafiyet tanınması konusunda Cumhuriyetçi senatörleri ikna edebilmesi pek olası görünmüyor. Hatta şu yorum yapılıyor, tam tersine Cumhuriyetçiler Trump'a şu mesajı verebilirler: eğer Türkiye'ye yaptırım uygulanmazsa CATSA bağlamında ya da yaptırımlardan muafiyet tanınırsa o zaman Kongre daha güçlü bir şekilde bunun üzerine gidebilir. Daha güçlü bir yaptırım paketinin Trump'ın çok da veto edemeyeceği bir çoğunlukla Kongre'den geçmesini sağlamanın önünü açmaya çalışabilir uyarısında da bulunabilir senatörler Trump'a. Dolayısıyla bu tabloda şimdi üzerinde durulan ve gerçekleşmesi muhtemel en güçlü senaryonun da şu olduğu belirtiliyor. Hem Kongre'den daha güçlü bir adım ve tepki gelmesini önleyebilmek adına tabii ki mümkün olan uygun bir zamanda ve mümkün olan en hafif yaptırım paketini Türkiye'ye uygulamak ki böylece hem Kongre'nin beklentisi doğrultusunda Türkiye'ye tabii yaptırım uygulanmış olacak. Hem de Türkiye'nin zaten şu anda kırılgan olan ekonomisini çok fazla etkileyemeyecek bir yaptırım paketi tercih edilmiş olacak. Üzerinde en azından uzmanların, analistlerin durduğu en güçlü senaryo şimdilik bu gibi görülüyor. Bakalım senatörlerle toplantıdan ne çıkacak? Tabii o gelecek paket Kongre'yi ikna edecek mi? O da bir soru işareti. Begüm Dönmez Ersöz'e çok teşekkür ediyoruz. Amerika gündemiyle yine devam edelim. Washington gündemindeki yerini aslında 2 senedir koruyan bir diğer gündem maddesi Rusya soruşturması ve soruşturma kararı. Özel yetkili savcı Robert Mueller çarşamba günü raporu ile ilgili olarak Temsilciler Meclisi'nin iki ayrı komisyonu önünde ifade veriyor. Komisyonlardaki demokratların Trump'ın davranışlarının raporda nasıl işlendiğine odaklanmaları bekleniyor.
Mueller'ın ifadesi öncesi neler konuşuluyor? Dilge Timoçin bize aktaracak. Dün de detayları aktarmıştı. Son gün Dilge, yarın Mueller Temsilciler Meclisi'nde bekleniyor. Ne konuşuluyor Washington'da öncesinde? Serdar, Washington'da en çok konuşulan şey aslında bir soru. Robert Mueller 448 sayfalık Rusya raporundan sapacak mı ve farklı şeyler söyleyecek mi meclis Adalet ve İstihbarat Komisyonları'na vereceği ifadede? Ve bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, Robert Mueller'ın istifa ettiği Adalet Bakanlığı'ndan Robert Mueller'a bir mektup gittiği açıklandı. Ve Robert Mueller vereceği ifade konusunda aslında bir nevi uyarıldı. Şu ifadeler yer aldı mektupta. 448 sayfalık raporda yer almayan bir şey söylemeyin. Verilecek ifade kamuya açık raporun çerçevesinde kalmak zorunda dendi. Yani Mueller'a aslında bir nevi gözdağımı verildi şeklinde yorumların neden olduğu bu mektup. Hatta Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Jared Nadler bugün CNN'e çıktı bu mektubun ardından ve mektubun çok uygunsuz olduğunu söyledi ve bu şekilde kendilerini engelleyemeyeceklerini de söyledi Adalet Bakanlığı'na ithafen. Şöyle bir durum var tabii. Adalet Bakanlığı'nın bu mektubu aslında bağlayıcı değil. Ancak Jared Nadler de şunu söylüyor, uzmanlar da şunu söylüyor. Bu mektup aslında ifadenin gidişatını etkileyebilir ve Robert Mueller eğer bu raporun dışında bir şey söylerse bu sefer Cumhuriyetçiler diyecek ki ama Adalet Bakanlığı sizi uyarmışın ya dışına çıkıyorsunuz şeklinde konuşacaklar ve bir şekilde kamuoyu desteği sağlamaya çalışacaklar. Aslında baktığımızda bu komisyonlarda verilecek ifadede demokratların tavrı ve cumhuriyetçilerin tavrı hepsi 2020 Kasım ayında yapılacak Amerikan başkanlık seçimleri için. Yani 1,5 yıldan az bir süre kaldı başkanlık seçimlerine. Ve Donald Trump bu rapor üzerinden, cumhuriyetçiler bu rapor üzerinden kendilerine destek toplamaya çalışacaklar. Demokratlar da Robert Mueller'a bastırarak ve Donald Trump üzerinden kendilerine yandaş toplamaya, seçmen toplamaya çalışacaklar diyebiliriz. Farklı sorular var. Bugün Amerikan kanallarına, haber kanallarına baktığımızda bütün uzmanlar farklı sorular dile getiriyorlar. Neler konuşulabilir şeklinde. Bir kere komisyonlarda şu şekilde bir hareket olabilir. Aslında Robert Mueller bu raporla her şeyi açıklamadı ve kongreye hareket etmesi için bir alan yarattı. Bundan sonra soruşturmaları kongrenin yönetmesi için, yürütmesi için bir alan yarattı yorumları yapılıyor. Ve Robert Mueller belki de rapor dışında bir şey söyleyebilir. Demokratların tamamen performansına bağlı diyor. Demokratların Robert Mueller'ın bıraktığı yerden devam etmesini mi sağlayacak bu komisyon ifadeleri? İşte bu merak ediliyor. Adalet Bakanı William Barr biliyorsunuz Mueller'a soruşturmasının sonlandırması yönünde baskı yapıp yapmadığı çok konuşuluyordu. Bunun gündeme gelmesi bekleniyor. Trump'ın raporda örneklerle verildi. İşte adaleti engelleme girişimleri oldu mu olmadı mı şeklinde belli örnekler vardı. İşte bu belirli spesifik örnekler üzerinden demokratların Robert Mueller'a sorular yöneltmesi bekleniyor. Şunu söyleyeyim son olarak. Yarın sabah 8.30'da yani Türkiye saatiyle öğlen 3.30'da başlayacak bu ifade maratonu hem adalet hem istihbarat komisyonlarında. Demokratların %81'i önemli olarak görüyor bunu ve %44'ü izleyeceklerini söylüyor. Ancak cumhuriyetçiler arasında çok fazla bir itibar gösterilmiyor bu komisyon raporlarına, ifadelerine ve sadece küçük bir bölümü, sadece %18'i izleyeceklerini söylüyor Robert Mueller'ın ifadesini ve Trump'a yönelik demokratların ne tür baskısı olup olmayacağını. İşte bu ifadeye bağlı olarak da demokratlar Donald Trump'ın azil sürecini de gündeme getirebilir. Ancak dediğimiz gibi 1,5 seneden az bir zaman kaldı seçimlere. Azil süreci uzun. Bunu bir nevi seçimlerde demokratların ve cumhuriyetçilerin Donald Trump'ın birbirine seçmenler açısından ne kadar etki edeceği şeklinde bakabiliriz bu ifadeye. Serdar. Mueller'ın Temsilciler Meclisi deki ifadesi öncesi son gelen bilgileri Dilge Timoçin bize aktardı. İlginç bilgiler aktardı. Adalet Bakanlığı'ndan Mueller'a giden mektupta bir uyarı niteliğini taşıyor dedi. Önemli bir mektuptu bu. Hemen İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson şu anda favori isimlerden
iktidardaki muhafazakar partinin lideri seçildi ve Boris Johnson yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. Beklentiler ne yönde? Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Vatan Öz şu anda karşımda. Vatan Bey, iyi günler diliyorum size. Öncelikle Öncelikle bu Boris Johnson kimdir, bize aktarır mısınız? Kamuoyu da yakından tanıyor. Bir kez daha tanımak babında kimdir Boris Johnson? Boris Johnson bize çok yakın, bir o kadar da uzak bir isim. Eski Osmanlı İçişleri Bakanı Ali Kemal'in torununun torunu diyebiliriz. Bir şekilde Türk kökenli ama yapmış olduğu kampanyalarda da, Brexit kampanyalarında da Türklerden de bir o kadar uzak olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı seçildi. Yarın da sizin de söylediğiniz gibi kraliçeden onayını alacak. Londra'da hava çok sıcak. Boris Johnson'da çok sıcak bir gündem bekliyor. Arka arkaya sorunları çözmesi gerekiyor. Muhalefetten tepkiler var. Çok sıcak bir gün geçiriyoruz. Yarın da çok sıcak bir gün geçireceğiz. Hem siyasette hem politikada hem de kendi sosyal hayatımızda. Peki şimdi herhalde Brexit ön planda, ilk çözeceği konulardan birisi, uğraşacağı konulardan birisi. Gündemi nasıl Brexit'le başlayıp anlatırsanız bize? Tabii ki Boris Johnson hepimiz gibi gazeteci kökenli. Öncelikle kendi çalıştığı gazetede eski Dışişleri Bakanı olmadan ve Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmeden önce kendi gazetesinde de Brexit'le ilgili yazılar yazmıştı. Hatta çelişkili yazılar yazmıştı. Önce Avrupa Birliği'nden çıkmayalım, sonra çıkalım diye sert bir kampanya yürüttü. Bunu da tabii ki bizler Londra'daki o zamanki başbakan David Cameron'a karşı bir hamle olarak algılıyorduk. Sonrasında Theresa May'e karşı da çok sıcak bir ve sert bir üslup içine girerek Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunu ön plana çıkarıyor. Hatta en önde koşan nefer atletlerden gibi değerlendirebiliriz. Ne oldu Brexit konusunda? Brexit konusunda İngiltere'de şunu söyledi Boris Johnson: kapıları açacağız, Türkler Avrupa'ya girecek, dolayısıyla İngiltere'yi istila edecek. Bunun yanında tabii ki İngiltere sağlık sistemi NHS'le ilgili de figürler ortaya atmıştı. Milyarlarca sterlin Avrupa Birliği'ne ödüyoruz diye. Ama daha çok göç politikasını, Brexit politikasını Boris Johnson, Türkler gelecek, İngiltere'yi dolduracak şeklindeydi. Halbuki Türkler burada 700 bin, 500 bin arası yaşıyor ve çok da güzel İngiliz ekonomisine katkı yapıyor. Hiçbir şekilde de büyük kötü tarafı yok. Brexit konusunda kesinlikle çıkacağız diyor. 31 Ekim'de anlaşmalı veya anlaşmasız her şekilde çıkmayı ön plana sürdü Boris Johnson. Ama %99 şekilde şu an anlaşmasız çıkma savını hayata geçireceğini düşünüyorum. Arkasından Brexit konusunda da tabii ki daha önemli gündemler var başbakan olunca. Sanırım Brexit'ten önce yarınki ilk işi kraliçeden aldıktan sonra İran'daki tanker krizi olacaktır. Evet. Büyük ihtimalle bu tanker krizini çözmeye kısa vadede uğraşacaktır. Ondan sonra da en büyük sorun da Avrupa Birliği'nden çıkma, Brexit'i anlaşmasız bir şekilde no deal adıyla hayatta geçirmeye çalışacaktır. Muhalefetten büyük tepkiler var. Hemen eklemek isterim size. İngiltere İçişleri dışında çeşitli politikada söylemler var. Örneğin ana muhalefet partisinde Jeremy Corbyn, Labour Parti, İngiltere İçişleri Partisi Başkanı hemen açıklama yaptı bugün. Hatta bir yarım 45 dakika önce. Böyle olmaz, bunun seçimle olması gerekiyor diye bir erken seçim çağrısı yaptı. Yani partinin başkanı seçilince otomatikman başbakan olmasını eleştirdi. Buna karşılık şunu ön plana çıkardı: İngiltere'de seçim olsun, başbakanı tekrar belirleyelim diye bir çağrı yaptı. Bu da Boris Johnson'la ilgili ilginç gelişmelerden birisi. Kendisinde zaten çok renkli bir kişiliği var. Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yaptığı süresinde Avrupa Gazetesi olarak ben de çok kendisiyle bir araya geldim. Evet. Kendisi, son olarak şunları söyleyeyim. Kendisi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe atkısıyla geziyordu o dönemlerde. Ve Çankırılıdır. Kökeni Çankırı kökenlidir. Umarım hem buradaki Türk toplumuna hem de Türkiye'ye hem de İngiltere'ye faydası dokunur. Evet, söylemlerinden öyle bir dokunacakmış gibi bir izlenim de edinmiyoruz şimdiye kadar.
Sayın Vatanöz'e teşekkür ediyoruz. Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Boris Johnson'ın Başbakanlığı ve önündeki gündem maddesiyle ilgili haberleri bize aktardı. Şimdi yine Avrupa ile devam edelim. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından biliyorsunuz yeni parlamento eski Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i Avrupa Komisyonu Başkanı seçmişti. Von der Leyen de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Ne konuşuldu? Bu konunun gündeminde neler vardı? Hemen Arzu Çakır'a dönelim. Fransa'da sıcak, Londra'da sıcak. Gündem sıcak mı bari Arzu? Ne oldu bu görüşmede? Bize aktarır mısın? Bu kadar sıcak havada Ursula von der Leyen de böyle bir espri yapmaktan geri durmadı. Bu kadar sıcak karşıladığınız için beni teşekkür ederim dedi Lize Sayın Emmanuel Macron'a. Son derece esprili ve zeki bir kadın olduğunu gösterdi. Üç ayrı dilde demeç verdi. Önce Fransızca konuştu. Emmanuel Macron'la karşıladığında Elize Sarayı'nda çok kısa bir açıklama yaptı. Önce Fransızca konuştu. İngilizce sorulara İngilizce olarak yanıt verdi. Almanca derken koltuğunu hak ettiğini gösteren bir imaj sergiledi diyebiliriz. Elize Sarayı'nın giriş peronunda neler konuşuldu bu daha tabii içeriği biçimden daha önemli. Yeni bir Avrupa oluşuyor. Emmanuel Macron bunu ABD yeni bir ABD yeni bir sayfa açıyoruz diyerek dile getirdi. Avrupa Birliği hakikaten 21. yüzyıla yeni giriyor diyebiliriz. Pek çok şey değişecek. Seçimlerde ortaya çıkan eğilimler yeni bir takım belirlemelere yol açacak. Örneğin iklim konusunda yeşillerin yaşadığı patlama iklim konusunda Avrupa halkının duyarlılığını gösteriyor. Bu çok önemli. Bu konuda adım atılacak. İkincisi güvenlik, savunma, göçmen krizine karşı halkın tepkisi ve yükselen aşırı sağa karşı da güvenlik konusu ön plana çıkıyor. Göçmen krizinin bir şekilde kurala bağlanması gerekiyor Avrupa'da. Son derece karmaşık bir politika devam ediyor. Akdeniz'de hala göçmenler boğulmaya devam ediyor derken bütün bu sorunların çözülmesi için önce bir ekip oluşturulacak. Von der Leyen seçildi komisyon başkanı olarak ama her ülkeden birer temsilci şeklinde 28 çok yakında 27. Bunu da sık sık vurguladılar. Boris Johnson'ın seçilmesinin hemen ardından 28-27'ye inecek şeklinde açıklamalarda bulundu her iki politikacı da. 28 üyeli şimdilik komisyona komiserler seçilecek her alanda. Aslında von der Leyen'i başbakan üyeleri de bakanlar olarak değerlendirebiliriz. Avrupa'nın bakanları olarak. İşte burada nasıl bir pasta dağılımı olacak bu konu. Bugün özellikle gündemde Avrupa Merkez Bankası'na IMF Başkanı Christine Lagarde'ın ismi diğer kurumlara biliyorsunuz İtalya, Fransa, Almanya arasında önemli bir bölüşüm oluyor. Bütün bunlar komisyona nasıl yansıyacak böyle bir pazarlık söz konusuydu. Bir de nasıl bir Avrupa'ya doğru gidiyoruz? Önümüzdeki günlerde neler yapılacak? Pek çok konuda ortak görüş belirttiler. Macron, Ursula von der Leyen'in seçildiği gün yaptığı konuşmanın altına tümüyle imza attığını söyledi. Çok ciddi bir üslup birleşimi vardı. Angela Merkel'le böyle bir birleşim yaşanmıyordu. Bu önemli bir değişiklik. Gerçek bir iklim politikası dedi Macron. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi dedi. Sosyal korumayı ön plana çıkaran bir iklim ekonomik politika dedi. Güven sorununun düzenlenmesi, göç sorununun düzenlenmesi ve Avrupa halkının korunması konusu, Avrupa savunması konusu özellikle ön planda dedi. Son olarak da hukuk devleti ve ifade özgürlüğü gibi Avrupa değerlerinin korunacağı değerler Avrupa'sını korumak dedi. Bu dört önemli başlık altında önümüzdeki dönem birlikte çalışacağız dedi ve bu konuda hemfikirim sizinle dedi Macron. Ursula von der Leyen'in seçilmesinde Macron çok önemli rol oynamıştı. Hatırlayacaksınız Manfred Weber'e karşı çıkıp bir kadın olsun ve bakanlık görevde yapmış bir isim olsun, tecrübeli bir isim olsun, koltuğu hak etsin de demişti. Von der Leyen'in seçilmesi için kulis yapmıştı Avrupa Birliği nezdinde, liderler nezdinde. Dolayısıyla Ursula von der Leyen bir teşekkür ziyaretinde bulundu. İlk ziyaretini Macron'a yaptı. Bu da önemli bir sembol. Evet. %50 kadın erkek uyumuyla komisyonu kuracağını belirtti. Bundan sonra da Polonya ve Hırvatistan'a gideceklerini söylediler. Boris Johnson'a bol şans dilediler. Theresa May'e teşekkür ettiler bugüne kadar gösterdiği uyumlu çalışmadan dolayı. Ancak her anlamda gerek Brexit konusunda gerek yeni Avrupa Komisyonu konusunda Avrupa Birliği'ni yeni bir sayfa, yeni günler bekliyor diyebiliriz. Evet, Avrupa'nın sıcak günlerinde Paris'in sıcak gündemini bize Arzu Çakır anlattı.
devam edelim. Hemen Amerika'ya dönüyoruz. New York'a gideceğiz. Konumuz son günlerde ortaya çıkan yeni bir İsrail-Filistin konusunda Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalar. Aslı Pelit bizi orada bekliyor. Hemen vakit kaybetmeyelim. Aslı'ya dönelim. Aslı, Birleşmiş Milletler'den gelen bir tepki var. İsrail'le ilgili, İsrail'in yaptığı son özellikle Kudüs'ü ayıran batışı ile Kudüs'ü ayıran duvara yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkmaya başlamıştı. Ne geldi tepkiler, bize aktarır mısın? Evet Serdar, gerçekten yine Filistin konusunda üzücü bir olayı konusunda Birleşmiş Milletler sesini yükseltti ve öncelikle bir İsrail yetkililerin evleri yıkma kararını üzüntüyle takip ettiklerini ve bu hareketin uluslararası insan hakları kanunlarına aykırı olduğunun vurguladığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Koordinatörü Jamie McGoldrick, Batı Şeria Operasyonları Direktörü Gwen Levis ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin başındaki James Heenan ortak olarak yaptıkları bildiriye göre İsrail'in bu operasyonları tamamen yasalara aykırı. İsrail'in sadece ve sadece askeri operasyonlar yüzünden gerekli olduğunu kanıtlarla gösterirse böyle bir ev yıkımı konusunda harekete geçmesi. Fakat bu yıkımın tamamen bu doğrultuda doğru olmadığını, bunu göstermediğini vurguluyorlar. Birleşmiş Milletler'in dün yaptığı açıklamalarda İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde pazartesi günü Batı Şeria'ya hava karanlıkken girdikten sonra aileleri zorla evlerinden çıkarıp Doğu Kudüs'e yakın olan kesimdeki apartman binalarını yıkıyor. Açıklamaya göre İsrail'in bu operasyonu zaten daha önce evlerinden zorla çıkartılarak Batı Şeria'daki kampa getirilen Filistinli mülteciler için ikinci bir travmaya sebep olacağı gibi aynı zamanda işgal altındaki Filistin'de yaşayan kişilerin de bir kez daha başka bir bölgeye zorunlu gönderilmesi anlamına da gelebilir diyor yetkililer. Yine Birleşmiş Milletler yetkilileri üye ülkelerin bu son operasyonda mağdur kalan Filistinliler için acil yardım gönderdiklerini ama hiçbir insani yardım paketinin ya da insani yardım heyetinin bu kişilerin kaybettiği evlerinin ve özel eşyalarının yerini tutamayacağını da altını çiziyor. Bazı yetkililerin bölgeden verdikleri bilgilere göre evlerini kaybeden Filistinlilerin bazılarının o evleri yapabilmek için tüm servetlerini kullandıklarını ve evlerin Filistin yönetiminden izin alınarak inşa edildiğini söyledikleri de yine elimize geçen notlar arasında. Sur Bahir mahallesinde yaşanan bu olay, işgal altındaki Filistin topraklarında başka mahallelerde de yaşabilir. Bu da halkın korku içinde yaşamasına sebep oluyor diyor. Hatırlarsanız 2004 yılında zaten böyle bir duvarın inşa edilmesi engellemeye çalışılmıştı. Ama İsrail üye olduğu Birleşmiş Milletler'in 20 Temmuz 2004'te yapılan genel kurul toplantısında alınan karara rağmen bu duvarı inşa etti. O yüzden de dün Batı Şeria'da yaşananlar gerçekten sadece 2004'ten bu yana yaşananların son noktası Serdar. Evet, maalesef üzücü. Aslı Pelit, bir de havayı soralım. Avrupa kavruluyor ama bu tarafta yağmur var. Brooklyn'in sular basmıştı. Çok kısa, nasıl hava orada? Aynı şekilde biz de sizinle paralel bunu yaşıyoruz. New York'u su bastı. Dün birçok bölgede metro istasyonları dahil olmak üzere alarma geçildi ve bu yüzden de New Yorklular mahsur kaldılar uzun bir süre binalarda ya da metro duraklarında. Hatta bir kişinin metro istasyonunu basan su yüzünden suyun baskısıyla trenin altına doğru itilmesi videosu da şu anda New York'ta sık sık görülüyor. Bazı metro istasyonlarında gerçekten çok yağmur yağdığı zaman engel alamıyorlar suyun istasyonları basmasına. O yüzden dün ve bugün New York yağmur altında ve evet gerçekten iklim değişikliği giderek yüzünü gösteriyor burada. Aslı'ya teşekkür ediyoruz. Bu arada dün akşam da Washington'da bu yağmur dolayısıyla elektrik kesintisi vardı 2 saatlik. Washington'dan geldi yaptığımız canlı yayınımızın bugünlük de sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte 18.30'da karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.